Nasıl anlatsam? Krizlerin ustasıyız, turizmin hastasıyız. Bodrum. Turizmde 2024 yaz sezonunu ve 2025 yılı öngörülerini değerlendiren Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Bodrum temsilcisi ve Bodrum Hotel Genel Müdürü Yiğit Girgin, Bodrum açısından sezonun fena geçmediğini belirterek, şu anda sarı yaz döneminde %80'lik bir doluluklara sahip olduklarını ve maliyetlerin yüksekliği, sektörel anlamda personel sıkıntısı yaşadıklarını belirterek, krizlerin ustasıyız, turizmin hastasıyız diye konuştu. Vallahi sezon kendi açımızdan fena değildi. Güzel bir sezon diyebilirim. Tabii ki zorlukları olan bir sezondu. Özellikle sezonun ilk böyle Haziran 15 Temmuz arasındaki yoğun döneminde zorlandığımızı tüm Bodrum olarak söyleyebilirim. Ama ondan sonraki süreçte artık tamamen yüksek sezona girdik ve %95-%100'lük dolulukları yakaladık. Şu anda da sarı yaz dönemindeyiz. Sarı yaz döneminde de %80 bir doluluktan bahsedebiliriz. Şehirde hala güzel bir doluluk var. 80 ve üzeri doluluk olduğunu tahmin ediyorum. Ama yani çok artık ezbere bildiğimiz şeyler, gerek maliyetler, gerek personel ihtiyacı ve sıkıntısı, özellikle Bodrum'daki konaklama, personel konaklamalarındaki sorunlar, barınma sorunları, bunlar sektörümüzü maalesef geriye doğru etkileyen sebepler. Her şey pozitif diyemiyoruz. Tabii ki de pozitif düşünüyoruz ama maalesef tabii her şey pozitif değil. Ama ona rağmen zor fakat başarılı bir yol olduğunu düşünüyorum. Bu zorlukların içerisinden çıkabilmek, sıyrılmak, belli bir noktada kalabilmek Bodrum turizmcisi için ve bölge turizmi için önemliydi. Ve bu sınavdan geçer not aldığımızı düşünüyorum. Gelecekle alakalı da sorarsanız, yani benim birkaç böyle söylediğim şey var. Nedir bu? Turizmci bir umudunu kaybetmez. Kesinlikle bir umutsuzluğumuz söz konusu dahi olamaz. Biz yeri geliyor kızılcık şerbeti içiyoruz ama dişimizi sıkıyoruz, işimize sarılıyoruz ve işimizi doğru yapmaya çalışıyoruz. Hem ulusal hem de uluslararası platformda. Ulusal platformda Bodrum bu sene çok yoruldu. Zaman zaman bu uluslararası platformlara da taşındı. Bodrum'daki rakamlarla alakalı, fiyatlarla alakalı. Yani bu tamamen tercihlerle alakalı bir şey. Tercihlerin yanında tabii maliyetlerle de alakalı bir şey. Sonuçta herkes para kazanmak için ticaret yapıyor. Bunları çok samimi söylüyorum. Fakat burada her işletmede sanki abartılı bir ekosistem varmış gibi, her işletmede kötü bir örnek varmış gibi lanse edildi. Ben bunu da doğru bulmuyorum. Burada işini düzgün yapan işletmeciler, turizmciler, otelciler, acentalar, bunları kesinlikle ayırmak lazım. Olumsuz örnekleri de tercih etmeyerek ayrıştırmak lazım. Bu halkın bilinciyle alakalı. Bunun yanı sıra evet dediğim gibi yani umudumuzu kaybedemeyiz. Bu sene nasıl büyük umutlarla başladıysak 2025'e de büyük umutlarla başlayacağız. Hazırlıklarımızı yapacağız. Tanıtım materyallerimizi, tanıtım çalışmalarımızı yapacağız. Tabii ki buradaki lokal sorumlular da ellerinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum. Altyapı sorunları, üst yapı sorunları, şehrin dönemsel yaşadığı sorunlar. Tüm bunlarla birlikte turizmci de kış dönemini iyi bir hazırlıkla, iyi bir roadshow diyelim, uluslararası fuarlar ve yerli fuarlar diyelim, bunlara katılarak kendi otelini, kendi yaptığı işi, bölgesini başarılı bir şekilde tanıtacağını düşünüyorum. Ve bomba gibi de 2025'e gideceğiz. Ha, zorluklarımız bitecek mi? Bitmez. Bizim turizmdeki zorluklarımız, krizlerimiz bitmiyor. Bakanımızın da dediği gibi artık Türk turizmi ve Türk turizmcisi kriz ustası oldu. Krizlerin ustasıyız, turizmin hastasıyız. Biraz bütün isteğim